Kestaneyi hepimiz çok severiz ama böyle pişirmesi de soyması da bazen zor gelir. Aynı şekilde diğer kabuklu yemişler içinde badem mesela, yaş badem alırız. Onu böyle tek tek soymasında biraz zorluk çekeriz. Tekrar kabuk çıkarırız, soğur, yapışır falan. Burada benim bulduğum şöyle bir teknik var. Önce hani kestane keserken ufak bir ayrıntı göstereyim. Şöyle baştan bıçağın sivri tarafıyla baştan aşağı çiziyoruz. Ve bu şekilde çizerek koyduk. Ben daha evvel bir parça koymuştum. Şimdi onları kaynar sularından buradaki oda sıcaklığındaki suya alıyorum. Yalnız kepçeyle alıp içindeki kaynar sudan birazcık almış oluyorum. Böylece bu su da ılınıyor. Çünkü eğer direkt soğuk suya aldığınızda tekrardan büzüşüyor ve kabuğu, kestane içindeki derisi daha doğrusu tekrardan yapışıyor. Ama bu şekilde olduğunda zaten bir kısmı koyarken bile çıktı. Bu ılık sudan hop diye ayrılıyor. Gayet basit bir şekilde soyabiliyoruz. Bu şekilde kabuğundan hop diye ayrılıyor. Aynı şekilde bademlerim de böyle güzelce kaynadılar. Bu oda sıcaklığındaki ılık suyun içine bunun kaynar suyundan da bir parça alarak bademlerimi çıkarıyorum. Bu şekilde çıkarıyorum. Ve çok kolay olarak hemen elde böyle kayarak çıkıyorlar. Ayrıca emek payı olarak da bir tane ağzımıza atabiliriz. Afiyet olsun.